Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi Hazreti Adem'in hayatını anlatacağım. Hadi videoya başlayalım. Adem'e ruh verilmesi. Allah Adem'i yaratırken meleklere Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail tek tek emretti. Gidin dünyanın farklı farklı 60 bölgesinden toprak getirin diye. Aynı bölgenin toprağı olsaydı Ademler hep aynı sıfattan olurdu. Melekler tek tek gitti, dünyadan toprak istedi. Dünyanın yakarıp ağlamasından ve üzülmesinden dolayı toprağı alıp gelemediler. Sadece Azrail meleği hariç o bu benim görevim dedi ve toprağı zorla aldı. Bu yüzden Adem'in ruhunu alma görevi Azrail'e verdi. Adem yaratılırken çar dört element nar, ateş, hak, toprak, bab, hava, ab, su ve şeş, altı cihetten ön, arka, sağ, sol, üç, alt var edildi. İçinde gam suyu katıldı. Bu dört nesneyi melekler yoğurdu ama bir türlü maya tutmadı. Her seferinde toprak çatladı. O zaman bu beş melek Allah'a müracaatta bulundular. Allah peygamberlere kendi nurundan nur gönderdi. Bu nuru katın dedi. Allah'ın nurunu Adem'in çamuruna kattılar. O zaman çamur birbirini tuttu. Bir şekil verdi melekler fakat ruh verilmedi. Allah Cebrail'e, ya Cebrail, Adem nasıl oldu, beğenir misin? Cebrail dedi, iskelet yapıldı çamurdan dedi. Çamurdaki göğse bir el vurdu. Ses geldi. Ya Rab dedi Cebrail, senin işine karışmam. Yalnız bunun içi boş. Ses geldi. Benim Allah'ta Cebrail, orası benim gizli hazinemdir. Beni arayanlar orada bulacaktır dedi. Çünkü biz diyoruz ki hak müminin temiz olan kalbindedir. Hak Adem'de gizlenmiştir. Bunu ayette söylüyor. Diyor ki hakkını yerde, gökte, ağaçta arayan münafıktır. Nerededir? Mekanında münhazardır. Mekanı nerede? Pak Adem'dir diyor. Azazil şeytan inanmadı. Cebrail gittikten sonra Meleki Azazil geldi. O da baktı. Ne olabilir ki, bir çamur parçasıdır dedi. O da tuttu göbeğine bir el bastı. O zaman Allah dedi ki ben Adem'e ruhumdan ruh vereceğim. O Azrail'in parmak bastığı yeri çukurlaştıracaksınız. Çocuğun doğmasında göbek kesme oradan kalmalıdır. Adem'in uyanması. Sonra Allah Adem'e akıl ve nefis vererek onu uyandırdı. Adem uyanınca alemleri ben yaratmışım dedi. Hemen Allah yeniden uyku verdi. Sonra Adem'e fikir verdi. İman verdi. Hicap verdi. Edep verdi. Erkan'ın namusu, vicdanın gayreti, boğazı, kibrini, boğuzu, kibri, hasedi, hersi, sukutu,
hayayı ve selameti de verdi. Adem bu kez uyanınca Elhamdülillah, La ilahe illallah, Muhammede Resulullah dedi. Sonra Cebrail Adem'i yanına alarak cennete götürmek üzere yola çıktı. Adem'e isimlerin öğretilmesi. Ama oraya gitmeden önce kendisinin daha önce gittiği ve yıllarca kapısını niyaz ettiği içinde tek vücut olmuş yeşil ve ak iki nurun bulunduğu muallakta havada asılı duran yeşil bir kubbe misali kendile götürdü. Kubbeye geldiklerinde "Ya Allah" dedi. Cebrail kapı açıldı. "Ya Muhammed, ya Ali" dedi. İçeri girdiler. Adem de onun peşinden içeriye baktı ki bir nur gördü. Cebrail "Ey Adem, selam ver o nura" dedi. İşte ilk olarak Ademlere gelen birinci halat selam idi. Tanrı selamı, esselamı aleyke dedi. Adem nurdan ses geldi. Aleyküm selam ya ata ya Adem, ben Fatıma Tül Zühre'yim. Batında hepsi bende mevcuttur. Yalnız unutma, bir darlığa düştüğün zaman bu sana öğreteceğim isimleri unutma. İyi belli Allah'a o isimlerin yüzü suyu hürmetine dua et. Darlıkta seni kurtarır. Bunlar tüm kainat o isimlerin yüzü suyu hürmetine semah etmektedir dedi. Bundan sonra Cebrail Adem'i oradan aldı, cennete götürdü. Adem'in cennete gelişi. Oradaki yasak ağacı ve meyveyi tanıttı. Ona bu ağaçtan uzak durmasını ve meyvesini yememesini söyledi. Allah cennette meleklerini Adem'e secde etmelerini emretti. Bütün melekler Adem'e secde ederken yalnız İblis kendisinin ateşten yaratıldığını öne sürerek Adem'in topraktan yaratıldığını küçük gördü. Kendinden üstün olduğunu iddia edip kendini methetmeye başladı. Çok kötü bir davranış olan kibre bulaştı. Ateşin topraktan daha değerli olduğunu savundu. Ateşin aydınlığını ve parlaklığını gösterip bu özellikler toprakta bulunmaz dedi. Ateşte bulunan aydınlık gök kubbede bulunmaz. Onda olan nur güneşte olmaz. Ateş çiğleri pişirir, hamları olgunlaştırır dedi. Bu esnada Allah'tan bir nida geldi. Ey melun, boş lafı bırak. Bilmez misin ki kendini büyük görenlerin hizmeti kabul olmaz. Ve benim yanımda kibirliler yer bulmaz. Tevazu edenlerin şanı büyük ve yeri yüksek olur. Şunu bil ki ateşin işi daima ıstırap, toprağın hali ise sakinliktir. Istırap verenle iyilik sahipleri aynı olmaz. İyiliklerin yeri olan cennetin esası topraktır ve mis kokar. Halbuki orada ateş yoktur. Ateş düşmanların
azabı bir alettir. Ateşin yeri olmadığı için toprağa muhtaçtır. Toprak ise muhtaç değildir. Toprak ile şehirler mamur olur. Ateş her yeri harap eder. Onun için toprağın ateşe üstünlükleri sayılmakla bitmez. Ey mel'un, sen sus da senin asıl madden olan ateş ile benim halifemin maddesi olan toprak münazara etsinler ve her deri deliller her biri deliller göstersinler diye buyurdu. Münazaraya baştan ayağa aydınlık olan ateş başladı. Ateş, ey toprak, benim parlak suratım ve ışıklı suretim vardır. Geceleri alemi gündüz gibi ederim. Bir mum başında otursam karanlığı gideririm. Ben bir pehlivanım ki kılıcımı çeksem kuru ot askerleri yakar, kül ederim. Ben hakkım tecellesine layığım. Hidayet yolun rehberiyim. Toprak. Ey ateş, senin işin daima kendini müthedip göklere çıkarmaktır. Benimki ise büyüklük tacını hakirlik toprağına bırakmaktır. Ne kadar delilin yüksek alametin varsa söyle. Ateş. Ey toprak, sabah ve akşam kadınların mücevherleri benim. Allah'ın varlığının sahibi benim. Ben intikam yeriyim. Nice yıllar sıkıntı ocağında yandım, yakıldım. Toprak. Ey ateş, hep büyüklük gösterdin. Kendi başınla oynarsın, bilinmez misin ki? Büyüklük alçalmada ve rahatlık tevazudadır. Ben onun için yükseğim, halkın yükünü çekeyim. Gök defilesinin hizmetleri bendedir. İnsanların ibadet için döktükleri Kabe'yi şerif bendedir. Bazen suyun yerini tutarım. Ateş, ben sizin söz edemem. Ben kendimi yükselttikçe sen kendini alçaltıyorsun. Lakin bir sen söyle, bir ben, ey toprak. Ben nur gibi parlıyorum. Senin neyin var? Toprak, benim gönül çeken, ciğer yakan yüzüm vardır. Ateş, ben yanımda yükseklere çıkarım. Toprak, ben basit bir yeri nurlandırıp ve süslerim. Ateş, ben cevherlerin mihengiyim. Toprak, ben de difeneler ve hazineler sarayıyım. Ateş, sert taşlardan cevherleri kolaylıkla çıkarırık. Toprak, ben kara zeminden çeşit çeşit renklerde ve türlü türlü kokularla çiçekler çıkarırım. Sonunda toprak sözü şöyle sonlandırıldı. Ben Allah'ın halifesinin maddesiyim. Ben Allah'ın sevgisinin mezarının maddesiyim. Münacat ehlinin mihrabıyım. Lakin beni tahrik etmeseydin
ve Allah'ın emri olmasaydı bunları da söylemezdin dedi. Rivayet edilir ki Adem cennette üzüm, incir ve hurma yedi. Böylece cennet yemeklerine ve meyvelerine rahmet eyledi. Cennet bağlarını, bahçelerini, cennet köşklerini dolaşmaya başladı. Süt ve baldan olan ırmak kenarlarında yürüdü. Canı her ne isterse hemen hazır oldu. Adem'in ilk dileği. Adem ilk dileğinde kendine öğretilen isimleri, yüzü, suyu, hürmetini dilekte bulunmayı akıl edemez. Adem yaratılış icabı kendi cinsinden arkadaş bulup onunla yakınlık kurmak istedi. Şüphesiz istediği kendi gibi bir insandı. Ama o zaman kalbinden nefisli istiyordu. Başka bir kalbi ama ona ilgiyle, sevgiyle bağlı kalacağı cennette el ele göz göze yürüyebileceği cennetin güzelliklerini her daim paylaşacağı biri olmalıydı. Bu hisler ona verilmemiş olsaydı veyahut bu arzular yaratılışında bulunmasaydı bunları ne hissederdi ne de düşünürdü. Şüphesiz bunu da Allah'ın sırlı bir işi vardı. Vardı bir mükemmellik ama nasıl olacaktı bu hislerine cevap ne zaman gelecekti? Bunları aklından geçirirken bunun bu istediğinden Allah'ın haberi vardı. Elbet bu düşüncede iken uyuyuverdi. Havva'nın yaratılışı. Uykusunda uyurken Allah onun bu isteğine cevap olarak tam o esnada sol tarafında Havva'yı yarattı. Havva melekti aslında ama bunun ikisi de bilmiyordu. Tıpkı Adem'in suretinde onun boyunda onun şeklinde ve rengindeydi. Yüzünün güzelliği de Adem'inki gibiydi. Havva'nın derisi Adem'in derisinden daha nazik, yumuşak ve rengi çok parlaktı. Tıpkı bir melek gibiydi. Sesi çok tatlı, gözleri siyahtı. Dişleri, avuçları ve ayakları Adem'inkinden güzeldi. Saçları 700 bölük olup her biri cennet yakutlarıyla süslüydü. Havva hiçbir gözün göremeyeceği kadar güzeldi. Kur'an'da Havva ismi hiç geçmez. Aslında kaburga kelimesi sadece Tarık suresinde şu şekilde geçmektedir. Fırlayan bir suyun bir parçacığından yarattığı o bel ile kaburgalı arasında çıkar o su. Adem Havva ile ilk karşılaşması. Adem uyandı ve sol tarafında Havva'yı gördü. Bu kim diye sordu. Sağındaki Cebrail'e Havva dedi. Niçin yaratıldı dedi. Senin için dedi. Peki uyumasaydım da onun yaratılışını görseydim olmaz mıydı dedi. Eğer Havva'nın yaratılışını görseydin olmaz mıydı dedi. Eğer Havva'nın yaratılışını görseydin zahir Adem de erkekle kadın birbirine eş olmazdı dedi. Sonra Adem Havva'ya sen kimsin? Niçin geldin? Dedi. Havva da ben sana sevgili olarak yaratıldım. Allah beni sana arkadaş olmak için yarattı ve sana eş olayım diye gönderdi diye cevap verdi. Adem aklından geçen arzusunun
yerine getirdiğini anladı. Onu görür görmez içinde oluşan hızlı kıpırdanışları hemen bir anlam veremedi. Havaya karşı bir anda garip hisler duymaya başladı. Onun adı yaratılan ilk aştı. Ama Adem'in bundan henüz haberi yoktu. Allah'a Allah'ım, bu nasıl bir şey ki? Onu sevdim ve ona bağlandım. İçimden anlayamadığım şeyler ona doğru akıyor diye sordu. Allah buyurdu ki, sen benim kulumsun. Seni topraktan yarattı. Adını Adem koydum. O da benim kulumdur. Adını Havva koydum. Adem ya Rabbim, kalbim ona çok şey meyledi. Sanki ciğerimden bir parçadır dedi. Allah buyurdu ki onun senin için yarattım. Sonra Allah Adem ile Havva'nın nikahlarını kıyarken melekler her ikisinin üzerinde cennetten inciler ve mücevherler saçtılar. Allah bizzat kendisine şu hutbeyi okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd senamdır. Kabriye riyamdır. Azamet izarımdır. Bütün mahlukat kulumdur. Muhammed aleyhisselam Habibimdir ve Resulümdür. Eşyayı birbirime göstermek için yarattım. Melekleri ve göklerde olanları ve arşı taşıyan dört büyük meleği Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail'i Havva ile Adem'in nikahına şahit tutarım. Yüceliğim, kusursuzluğumu ve birliğimi doğrular. O kelime şehadetü en la ilahe illallah vahdet ke la şerike le ey Adem ve Havva cennetimde sakin olun. Meyvelerimden yiyin. Şu ağaca yaklaşmayın. İkinize de selam ve rahmetim olsun. Böylece aşkları nihaka birlikte daha bir kuvvetten Adem ile Havva cennette dolaşmaya başladılar. Envai çeşit nimet, zevk ve lezzetler içinde vakit geçirirler. Birbirine bağlandıkları aşkın varlığı içinde bunun içinde zaman geçirirler. Bu aşk için Allah'a şükrederler. Çünkü bu aşk kendileri için öyle bir tutkuydu ki başka bir şey onları bu kadar mutlu etmezdi. Eğer biri olmasaydı diğerleri cennette olsa bile mutlu olmayacaklardı. Çünkü insan olarak yaratılmıştı ve aşka muhtaçtı. Aşk insanın varoluşundan yok oluşuna kadar devam edecek zorunlu bir ihtiyaçtı. Kimse bunu inkar edemezdi. İnsan için yaratılmış tutkunun, arzunun, heyecanın da kendisi ve en önemlisi de ilki ve Havva ile Adem aşkıydı. Bu aşk diğer bütün duyguların da ilki anlamına geliyordu. İçimde güzellik olduğu gibi acılar da vardı. İçimdeki güzellik yasak ihlal edince acıya dönüşecekti. Yasakları ihlal etmek ilk anda zevk verse de sonunda perişan mutlak acı gelecekti. Aslında Adem'e ve eşine
maması tavsiye eden ağaç bir imtihan sahasıydı. Onun meyvasından yemek ise yasak bir fiilin işlenmesi, sorumluluk sahasına çakılması ve Allah'ın koyduğu bir yasağın çiğnenmesi demekti. Hazreti Adem ve Hazreti Havva melek olma ve cennette ebedi kalma ihtimallerini duyunca şeytanın kendilerine düşman olduğunu unuttular. Derken onların kendilerinden gizli kalan çirkin yerleri kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da edebi kalacaklardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti dedi. Ve onlara elbette ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Ağaca yaklaşmayın emrine sabırsızlık edip ondan yediler. Ağaçtan meyve tadınca ayıp yerleri kendilerine açılıverdi. Böylece onları aldatan aşağı sarktı. Ağacı tadınca çirkin yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarını üst üste yamayıp üzerine örtmeye başladılar. Hazreti Adem'e görevlerini hatırlatarak ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Ve şeytan size apaçık düşmandır demedim mi? Fakat hatalarını çok çabuk anladılar ve herhalde tövbe ettiler. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinden muale etmezsen muhakkak ziyanı uğrayacaklardan oluruz. Allah tövbelerini kabul etti. Fakat cennette daha fazla kalmalarına müsaade etmedi. Ve şu emri verdi. Birbirinize düşman olarak inin. Ve sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine orada çıkarılacaksınız. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arafat Ovası'nda Havva ile buluştuk. Kabe'yi inşa etti. Hazreti Adem her sene hac yapardı. Sonra Şam'a geldiler. Burada çocukları oldu. Neslinden 40 bin kişi gördü. 1500 yaşında iken çocuklarına peygamber oldu. Çocukları çeşitli dillerde konuştu. Cebrail aleyhisselam 12 kere geldi. Oruç her gün bir vakit namaz ve gusül abdest emredildi. Kendilerine hitap verilip fizik, kimya, tıp, eczacılık, matematik bilgileri öğretildi. Süryani, İbrani ve Arabi diller ile kerpiç üstünü çok kitap yazıldı. Bir rivayete göre 2000 yaşında iken Cuma günü vefat etmiş Hazreti Havva 40 sene sonra vefat etti. Kabirlerinin Kudüs'te veya Mina'da, Mescidi Hıf'te veya As-Sarraf'ta olduğu rivayetleri vardır. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.